Herkese merhabalar. Yeni bir bilim videosu ile karşınızdayım. Geçtiğimiz ay yani bu yılın başında Garip Yıldızlar serisine başlamıştık. Ve ilk bölümde de zombi yıldızlardan bahsetmiştim. İzlemeyenler için videonun linkini yukarıya koyuyorum. Oradan izleyebilirsiniz. Bu ayın konusu ise son derece ilginç. Çünkü bu ay çok az bilinen fakat evrenin en tehlikeli ve en kararsız varlıklarından birinden bahsedeceğim. Şimdi evrendeki en tehlikeli varlık nedir diye sorulduğunda herkesin aklına otomatik olarak kara delikler geliyor. Evet kara delikler ilk bakışta gerçekten de son derece korkutucu ve tehlikeli varlıklar gibi görünebilirler. Sanki çevrelerindeki her şeyi yutan, yok eden, öldürücü girnaplar gibi görünse de kara delikler aslında son derece sakin yapılardır. Zaten ben daha önce de söylemiştim. Kara delik dediğimiz şey bir zamanlar orada olan yıldızın hayaletidir. Ve bir kara deliğin çok dibine gitmediğiniz sürece, onun olay ufkuna yaklaşmadığınız ve geçmediğiniz sürece bir kara delikten size hiçbir zarar gelmez. Ama aynı şey magnetarlar için geçerli değildir. Magnetarlar evrenin en karmakarışık, en garip ve en tehlikeli gök cisimleri en tehlikeli yıldızlarıdır. Çünkü magnetarlar kararsızdır ve korkunç bir gücü umarsızca etrafına yayarlar ve çevrelerini yok etmek için kullanırlar. Magnetar aslında bir tür nötron yıldızıdır, pulsardır, atarcıdır ama bazı ciddi farklılıkları vardır. İşte bugünkü videoda da size bu farklılıklardan bahsedeceğim. Magnetar nedir? Magnetarı diğer yıldızlardan ya da diğer pulsarlardan, nötron yıldızlarından ayıran özellikle nelerdir? Ve magnetarlar neden bu kadar tehlikelidir? Bunlardan bahsedeceğim. Hazırsanız başlayalım. Daha önceki birçok videomda bunu söylemiştim ama yine söyleyeceğim. Yıldızlar canlı varlıklardır çünkü doğarlar, büyürler, yaşamak için enerji tüketmeye ihtiyaç duyarlar ve tüketecek besini, enerji, hidrojeni bulamazlarsa da ölürler. Bir yıldızın ölümünün de iki farklı yolu vardır. Bunlardan biri ya patlayarak bir süpernova oluşturmak veyahut da kendi içine çökerek sönmektir. Bizim güneşimiz gibi küçük yıldızlar ömürlerinin sonuna geldiklerinde bütün enerjini bitirirler ve kendi üstlerine doğru yavaşça çökmeye başlarlar. Ve bunun sonunda bizim beyaz yüce adı verdiğimiz soluk parlak renkli bir ışık saçan ve artık herhangi bir enerjik etkisi olmayan bir varlık geriye kalır ki güneşimiz gibi küçük yıldızların kaderinde bu vardır. Ama daha büyük kütleli yıldızlar için aynı şey geçerli değildir. Güneşimizin 3 ila 50 katı arasında kütleye sahip yıldızlar için son biraz daha farklıdır. Bu tarz yıldızların genellikle ölümleri çok görkemli, çok şaşalı olur. Bizim güneşimizden çok daha büyük yıldızların ömürlerinin sonunda büyük bir patlama gerçekleşir. Buna nova veya süpernova patlaması denilir ve patlayan yıldızın kütlesine göre de iki farklı son ortaya çıkar. Eğer bu yıldızın kütlesi bizim Güneş'imizin 50 katından daha fazlaysa süpernova patlaması gerçekleşir ve bu patlamanın ardından geride bir kara delik kalır. Bu arada kara delikleri merak edenler için bununla ilgili yaptığım bir video var. Linkini de oraya koyuyorum. Oradan kara deliklerin detaylarını izleyebilirsiniz. Ama eğer bir yıldızın kütlesi 50 Güneş kütlesinden daha azsa ama yine de bizim güneşimizden daha büyükse nova patlamasının arkasından geriye bir nötron yıldızı kalır. Benim nötron yıldızları ile ilgili yaptığım bir video daha var. Linkini de oraya koyuyorum ama izlemek istemeyenler için nötron yıldızın ne olduğunu yine şöyle kabaca bir bahsedeyim. Büyük kütleli bir yıldız bütün enerjisini bitirdiğinde yani bütün hidrojenini, helyumunu bitirdiğinde kendi içine doğru çökmeye başlar. Çünkü merkezdeki kütle çekim artık galip gelmeye başlar. Ona karşı durabilecek bir nükleer reaksiyon gerçekleşmediği için Yıldızı oluşturan bütün kütle merkeze çöker. Ve bu çökme esnasında büyük bir patlama meydana gelir. Fakat bu patlama bazen çok büyük olmadığında başka bir durum ortaya gelir. Ve yıldızı oluşturan bütün o atomların içerisindeki protonlar ve elektronlar kütle çekiminin yoğunluğundan dolayı kaynaşırlar ve nötrona dönüşürler. Ve bir zamanlar bulunduğu yerde heybetli bir şekilde parlayan o devasa yıldız kendi içine doğru çöker ve mini minicik bir hale gelir. Yani boyutları şöyle kıyaslamamız gerekirse mesela bizim güneşimiz bir nötron yıldızına dönüşseydi çok büyük ihtimalle bir futbol sahasının içine sığabilecek kadar küçülürdü. Yani çapı birkaç yüz metreye kadar düşerdi. İşte nötron yıldızı da budur. Yani bir zamanlar birkaç katrilyon kere katrilyon kilometre çapındaki devasa süper bir yıldız nötron yıldızına dönüştüğünde en fazla 50 kilometre çapındaki mini minnacık parlak bir ışık hüzmesi haline geliyor. Mini minnacık bir hale geliyor ama bütün o gücünü, kudretini korumaya da devam ediyor ve işte bu noktada da bizim nötron yıldızı ya da atarcı dediğimiz şey ortaya çıkıyor. Yani saf nötrondan oluşan ve çevresinde çok düzenli olarak manyetik dalgalar fırlatan süper garip bir gök cismi. Nötron yıldızları bizim evrenimizin kronometreleri gibidir, saatleri gibidir. Kendi çevrelerinde inanılmaz bir hızla dönerler. Bazı nötron yıldızları kendi çevrelerinde saniyede yüzlerce kez tur atabiliyorlar. Üstelik bunu yaparken de son derece stabildirler. Bazı atomik saatleri bu nötron yıldızlarını atarcalarına bakarak ayarlayabilirsiniz, senkronize edebilirsiniz. Yani kendileri kusursuz saatlere dönüşüyorlar. Ve bu kusursuz bir saat gibi tıkır tıkır işleyen nötron yıldızları çevrelerini düzenli olarak gama ışınları saçmaya devam ederler. Kiz zaten bu şekilde fark edilirler evrende. Deniz fenerleri gibi sürekli olarak çevrilerini düzenli olarak enerjiye ayarlar. Ama bazıları hariç. Nötron yıldızları da güvenli yıldızlardır. Sizin çok fazla başınızı ağrıtmazlar ama eğer bir nötron yıldızı bir magnetara dönüşmüşse işler orada baya bir karışmaya başlar. Magnetarın neden ve nasıl oluştuğunu tam anlamıyla bilmiyoruz ama bildiğimiz kadarıyla her 10 nova patlamasından birinde bir magnetar ortaya çıkıyor ve bazı bilim insanlarının iddiasına göre magnetar aslında kara çok yakın bir şekilde dönüşmesi gereken bir yıldızın kara dönüşememiş hali. Yani bir nötron yıldızı olmak için fazla büyük bir kütleye sahip fakat bir kara olmak için de yeterince kütlesi yok. İşte bu yüzden de karşımızda çok kararsız bir nötron yıldızı ortaya çıkmaya başlıyor. İşte bizim magnetar dediğimiz şey bu. Ve magnetar gerçekten de evrenin en tehlikeli yapılarından biri. Çünkü magnetarlar aklınıza gelebilecek en güçlü mıknatıstan bile katrilyon kat daha güçlü. Mesela size şöyle bir örnek vermem gerekirse bizim dünya gezegenimizin çekirdeği de bir mıknatıstır. Bir mıknatıs özelliğine sahiptir ve dünyanın çekirdeğinin mıknatıs özelliği de aşağı yukarı 25 Gauss'tur. Fakat ortalama bir magnetarın mıknatıs gücü ise bunun milyonlarca katıdır. Yani 1 trilyon Gauss'a kadar ulaşabilir bunların güçleri. Bu rakamlar ne anlama geliyor biliyor musunuz? Eğer bizim şu anda güneşimizin olduğu yerde bir magnetar olsaydı o kadar güçlü bir manyetik çekim gücü uygulardı ki kanınızdaki demiri bile vücudunuzdan çekip çıkartırdı. Güneş sistemi ve çevresindeki hiçbir manyetik cisim onun kuvvetine katlanamazdı, dayanamazdı ve hepsini kendine çekerdi. İşte magnetarları bu kadar tehlikeli kılan şey bu. O kadar güçlü bir manyetik alanları var ki çevrelerindeki hiçbir manyetik varlığa yaşama şansı tanımıyorlar. Vücudunuzdaki kanın kırmızı kan hücrede içerisinde bulunan o demir atomlarını bile vücudunuzdan kopartırcasına çekip alabilir. Magnetarların tek tehlikeli yanı bu süper güçlü ve acımasız mıknatıs hallerinde değil. Magnetarlar çok tehlikeli bir manyetik yapıya sahiptir. Size az önce söylediğim nötron yıldızlarının atarcalarının durumu çok de çok stabildir. Onlar gerçekten de bir çamaşır makinesi gibi çok kusursuz tıkır tıkır çalışırlar ya da bir motorun pis pis kistonları gibi tıkır tıkır çalışırlar ama magnetar için aynı şey geçerli değil. Magnetarlar da kendi çevrelerinde büyük bir hızla dönerler. Notron yıldızına benzer bir şekilde ama magnetarların manyetik yapısı hiç sabit değildir. Bazen çok yükselir, bazen çok alçalır. Bazen binlerce ışık yılı uzaklıktaki nesneleri de etkileyebilecek kadar güçlü manyetik şoklar yaratabilirler. Yani bir kara deliğin ya da bir yıldızın yanından güvenli bir mesafedeyseniz kazasız belasız geçebilirsiniz ama Uzay geminiz eğer bir magnetarın yanından geçiyorsa büyük risk altındadır. Çünkü o magnetarda oluşabilecek herhangi bir manyetik patlama bir anda bütün uzay geminizin elektrik sistemi çökertebilir. Hatta daha kötüsü o magnetarın bir anda manyetik gücü artar ve siz ne olduğunu anlamadan bütün geminiz magnetarın içine doğru gider. İşte bu kararsız yapıları magnetarları son derece tehlikeli hale getiriyor. Üstelik magnetarlarda diğer nötron yıldızlarında olmayan çok ilginç şeyler de oluyor. Son yıllarda yapılan araştırmalarda magnetarlarla ilgili çok ilginç bir keşif ortaya çıktı. Magnetarlarda deprem olur. Evet bildiğiniz dünyadaki gibi nasıl dünyada tektonik kayaçlar arasında plakalar arasındaki sürtüşmelerden ötürü depremler oluyorsa magnetarlarda da depremler olur. Diğer nötron yıldızlarında deprem olmaz. Bildiğimiz normal yıldızlarda da deprem olmaz ama magnetarlarda deprem olur. Magnetarlar saf nötrondan oluşmakla birlikte içlerinde hapsolmuş bir miktar yabancı madde de bulunuyor. Yabancı atomlar da oluşuyor. Ve bu atomlar bazen sıkışmış gaz gibi nötron yıldızlarını oluşturan tektonik plakaların arasından çıkmaya çalışıyor. Ve bunu yaparken de bazen bu plakaların arasında sürtünmeleri de kırılmalara sebep oluyor ve depremler ortaya çıkıyor. Ki magnetar depremler de son derece tehlikeli depremler. Çünkü bunlar kabuğun altındaki o potansiyel gücün çok büyük bir kısmının kontrolsüz bir şekilde uzaya yayılmasına sebep oluyor. Yani eğer uzay geminiz bir magnetarın yanındaysa ve o deprem olmuşsa çok büyük ihtimalle o uzay gemisi de yok olacak. Magnetarlar çok kararsız, evet çok tehlikeli. Ne zaman ne yapacakları hiç belli değil. Büyük bir yıkıma da sebep olabilirler. Çevredeneki diğer yıldızları bile parçalayabilirler. Ama en azından magnetarlarla ilgili bildiğimiz iyi bir şey var. Beyaz cücelerin ve nötron yıldızlarının ömürleri çok uzundur. Hatta kara deliklerin de ömürleri çok uzundur. Ömürleri 100 milyar yıllarla hesaplanır. Ama bu uzun ömür magnetarlar için geçerli değildir. Bu korkunç vahşi gök cisimleri kısa ömürlü yapılardır. Bazı iddialara göre 11 bin yıl, bazı araştırmalara göre en fazla 2 milyon yıl dayanabilirler. Ve bu kadar kısa bir sürenin sonunda magnetarlar da ölüp beyaz cücelere dönüşürler veyahut da daha sakin, daha stabil, daha küçük nötron yıldızdan dönüşürler ve evrenin yakasını bırakırlar. Şimdi soracaksınız dünyanın yakınlarında magnetar var mı diye. Merak etmeyin dünyamızın yakınlarında bize tehdit oluşturabilecek kadar yakın bir magnetar yok. Peki oluşabilir mi? Bilmiyoruz açıkçası. Yakın zamanda çevremizde bir süpernova patlaması bekliyoruz. Beetlejuice yıldızı patlamaya çok yaklaşmış durumda ve bilim insanlarının söylediğine göre çok büyük ihtimalle önümüzdeki 1 2 yıl içerisinde Betelge'nin patladığını göreceğiz. Betelge yıldızı Orion yıldız kümesine yer alıyor ki Orion gökyüzünde bulmak son derece kolaydır. Ve çok yakın zamanda bu yıldız patlayacak ve bir süpernova oluşturacak. Ben bunu görmeyi büyük bir sabırsızlıkla bekliyorum çünkü Betelge patladığında gökyüzünde 3 ila 6 ay boyunca büyük bir ışık göreceğiz. Ay'dan daha parlak bir ışık göreceğiz ve bu süpernova patlaması gündüz bile dünyadan görülecek. Bize herhangi bir zararı olmayacak ama şu dünya gözüyle bir süpernovayı da canlı canlı görme fırsatımız olacak. Ve yapılan araştırmalara göre Beetlejuice bir magnetar oluşmayacak. Doğrudan bir kara deliğe dönüşecek. Yani o konuda bir tehlike yok bizim için. Ama çevremizde yakın zamanda bir magnetar ortaya çıkar mı bilmiyoruz açıkçası. Çünkü bu tarz patlamaya yakın başka birkaç yıldız adayı da var. Ama şu an için rahat olabilirsiniz ne bizim güneşimiz ne de çevremizdeki herhangi bir yıldızın magnetara dönüşme ihtimali yok. Peki bizim güneşimiz bir anda bir magnetara dönüşse ne olur? Açıkçası ne olduğunu anlama şansımız olmaz. Çünkü bu magnetanın yapacağı ilk şeylerden biri gezegenimizdeki bütün metali kendisine çekmek olurdu. Bütün demiri, bütün manyetik metalleri her şey kendisine çekerdi. Hatta yüzeydeki metalden bahsetmiyorum. Dünyanın çekirdeğindeki o erimiş haldeki sıvı metali bile toprağın içinden söküp çıkartırdı. Ama bizim bunu pek görme fırsatımız olmazdı. Çünkü magnetar aynı zamanda insan vücudundaki bütün demiri ve diğer manyetik malzemeyi de çekerdi. Ki az miktarda olsa da insan vücudunda ciddi miktarlarda manyetik bazı elementler var. E, vücudumuzdan bunların tamamı çekildikten sonra mesela kanımızın içindeki demir çekildikten sonra zaten çok fazla yaşama şansımız olmuyor. Büyük ihtimalle en fazla birkaç dakika yaşar sonra ölürdük. Yani anlayacağınız bizim güneşimiz bir magnetara dönüşseydi neler olabileceğini anlamak gibi şansımız hiçbir zaman olmayacaktı. Neyse ben videoyu burada bitiriyorum. Magnetar dışında evrenimizde çok farklı ve çok sıra dışı başka yıldızlar da var. Sıra onlara da gelecek hiç merak etmeyin. Daha sırada Black Star'lar var, karanlık yıldızlar var, daha sırada melez yıldızlar var. Hepsine sıra gelecek. Beklemede kalın, takipte kalın. Ben magnetarlarla ilgili videomu da burada bitiriyorum. Bu videoyu hazırlarken kullandığım dijital kaynakları her zaman olduğu gibi açıklamalar kısmına ekliyorum. Bana ulaşabileceğiniz sosyal medya adreslerini de açıklamalar kısmında bekliyorum. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayabilirsiniz. Eğer kanalımı beğendiyseniz beni takip edebilirsiniz ve kanalıma destek olmak isterseniz de katıl tuşuna basabilirsiniz. Neyse ben daha fazla uzatmıyorum. Herkese mavi ekran sügüler diyorum. İyi günler.